Değerli arkadaşlar, Türk siyasetinin en güçlü isimlerinden, bugüne kadar çok derin izler bırakmış, herkesin takdirle andığı güzel bir siyasetçi. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek için ziyaret etmek istedim. Bildiğiniz gibi hastayla görüşmemiz mümkün değil, ancak kızıyla görüşebildim. Onun yol arkadaşı, değerli milletvekili arkadaşlarımla görüşebildim. Doktorlardan bilgi aldım. Hepsinin ortak kanaati şudur: Sayın Baykal bugün düne göre çok daha iyi durumda. İnşallah şifa bulacak. Bunu ümit ediyoruz. Ben de eşimin ve şahsımın geçmiş olsun dileklerini ifade ettim. Sayın Baykal'la parlamentoda birlikte olduğumuz zamanlarda da, birbirimizden ayrı düştüğümüz zamanlarda da onun siyasetini, siyasete güç katan konuşmalarını, davranışlarını çok yakından takip etmiştim. Bugün de tabii çok ani bir rahatsızlık oldu. Kendisinden hiç beklemediğimiz, vücut yapısının çok güçlü olduğunu biliyoruz, spora çok düşkünlüğünü biliyoruz. Özellikle sağlıklı yaşam alanında yaptıklarını çok iyi biliyoruz ama hayat böyle bir şey. Hiç ümit edilmediği bir zamanda belki çok basit bir olaydan da etkilenebiliyor. Birkaç gündür arkadaşlarıma telefonla durumu sorarak bugüne gelmiştim ama bugün mutlaka ziyaret etmek istedim. Hep iyi haberler aldım. Bir kısmı da yanımda arkadaşlarımızın. Kızının da bir hekim olarak düşünceleri öyle. Esasen hastanelerimiz ve doktorlarımız çok iyi yetişti. Türkiye adına iftihar etmemiz lazım. Ben yurt dışındaki bakımlardan, yurt dışındaki teşhis ve tedavilerden Türkiye'deki hastanelerimizi ve doktorlarımızı çok daha iyi görüyorum. İnşallah bu doktorlarımızın çabasıyla ve şüphesiz şifayı veren Allah'tır, Allah'ın da izniyle Sayın Baykal çok kısa bir zamanda normal hayatına dönecek, aramıza katılacak ve eskisinden daha güçlü bir şekilde Türk siyasetinde yarım kalmış işlerini de tamamlayacak. Tekrar acil şifalar diliyorum.